Afrin'e gitmeyin. Fazla içeriye gitmeyin. Senden mi alacağız izni? Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu böyle eleştirdi. Bize milletimizin emri var, emri. Biz milletimizin talimatını yerine getiriyoruz. Ona kalsa Esed'le masaya oturun da bu işi konuşun diyor. Ya bir milyon vatandaşını öldüren bir katille biz neyi konuşacağız be? Neyi konuşacağız? Utanmadan, sıkılmadan bizim DAEŞ'le işbirliği yaptığımızı söylüyor ya. Bu ne biçim anlayıştır? Ne biçim yaklaşımdır? Ama bunda yüz yok. Bunda haysiyet yok. Bunda onur yok. Ne zaman bunu ben ispata davet ettiysem hiçbir şey ispat etmemiştir. Ve hala da yerinde durmaktadır. Bununla ilgili de söylüyorum. AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et ben bu makamda durmam bu görevden çekilirim. Ama sen bunu ispat edemediğin zaman çekilir misin? Çekilemez. Çekilemez. Hayatı yalan üzerine kurulu bu adamın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlara hitap eden Erdoğan Kılıçdaroğlu'na terör örgütleri üzerinden eleştiri oklarını yöneltti. Sana ben bir şey söyledim ya. Hadi gel. Şu YPG, PYD, PKK bunların terör örgütü olduğunu ilan et. Hepsini tek tek çık. Şöyledir, böyledir yamalı boça şey yapma. Açık ve net konuş. Bunlar birer terör örgütüdür de. En nusra terör örgütüdür. Dedin mi diyor. Ya ben bunların hepsini dedim yine diyorum. En Nusra da bir terör örgütüdür diyorum. Sen de. Bak söyledim. PYD terör örgütüdür. PKK, YPG bunlar terör örgütüdür de görelim. DHKPC terör örgütüdür de göreyim seni ya. Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği'nin Türklükle ilgili olmadığını kaydetti. Türk Tabipler Birliği denilen bu kuruluşun Türklükle alakası yok. Türk kavramına da layık olan bir yanı yok. Türkiye Barolar Birliği'nin de Türkiye'ye layık olan hiçbir yanı yok. Dolayısıyla bunlar ne hukuku ne de tabipliği, hekimliği kendi saltanatları altına alamazlar. Şimdi çıkarılacak olan kanunlarla, çıkarılacak olan bakanlar kurulu kararıyla bu ülkede tüm hukukçular, tüm doktorlar kendi derneklerini, vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler ve bunlara da kaynağında para ödemesi diye bir şey yapmayacaklar. Bunların hepsi bitecek. Afrin operasyonundan sonra İdlib meselesine ağırlık vereceklerini kaydeden Erdoğan, 3,5 milyon Suriyeli'yi ila nihaye saklayacak halimiz yok ifadelerini kullandı.